Ama bence 3 bin lira olsun. Bu insanlar hak ediyor. Altını saraflarda görüyoruz biz. Altını karnımızı doyuramıyoruz. Kafalar karışık. Bu devletin bize bir geliri yok. Gider hep var. Hiç daha mı? Çeyrek altının fiyatı 1625 lira oldu. Biz de Lav Sokak'ta ekibi olarak vatandaşa düğünlerde altın takıp takamayacağını sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız? Çeyrek altın 1625 lira oldu. Düğünlerde altın takabilecek misiniz? Biraz zorlaştı. Biraz ya. Gördüğünüz gibi pahalılıktan, maddi durumdan falan. Her şey ikiye katladı, üçe katladı. Biraz zorlayalım. Yani takarız yine de eskisi gibi de. Çeyrekler küçüğünü takabiliriz artık. Çok takacağım. Pek güç yetmiyor, varamıyor yanına yani. Bu hayat pahalılığı, alt yükseklik ne yapacak bilmiyorum. Tabii takacağız. Taktılar bize, ne olursa olsun takacağız, altından kalkacağız da yani mecburen yapılıyor. Takamam çünkü insanların bütçesine göre çok fazla. Hiç takamam, altıncı dolapta takacağım ben bu fiyatta. Nasıl ne? Pahalılıkta 1600 altın mı takacaksın? Geri kim getirecek? Ben getirmez. İsim hiç takmam, hiç de getirmezsin. Sevdiğim insanlar olursa takarım, neden takmayayım? Sevmediğim insanlar olursa takmam yani bu altını. Para takma imkanım olur. Bu da bana akışır mı bilmem. Bu durumda altın nerede takacaksın ki artık? Onlar eskiden de şimdi bitti. Ekmek parası bulamıyor. Karnımızı doyursak ne mutlu bizler. Mümkün değil. Normal insanların altın takması ben mümkün değil. Belli bir elit kesimin dışında normal vatandaş altın takamaz. Takamam. Nereye takayım? Yok, yapamıyor. Yani gözü gitmiyor. Emeklisin, 3.250 lira maaş alıyorsun. Bir ay altına verdin ama bundan ne yapacağım? Aç kalacağım. Elektriğimi vereyim, suyumu vereyim, kiramı ödeyeyim. Ondan sonra bir aylık yiyeyim mi? Söyle. Versin cevabını kim vereceğinse. Herkesin değerini vermek lazım ki, değerinde olması lazım ki herkes değerini bilsin. Yani. Bir insana değerinden fazla değer verdiğin zaman başka şey oluyor. Altının da altın değer vermek lazım yani. Zor değil mi insanların yaşamı? Ama bence 3 bin lira olsun. Bu insanlar hak ediyor. Altını saraflarda görüyoruz biz. Altını karnımızı doyuramıyoruz. Karnımızı yiyelim. Yok, takmıyorum. Onun yerine para takarım yarısını. Yarısını takarım. Kafalar karışık. Ot gibi gezip dolanıp bırakıp gidiyor. Tamam mı? Düğünler artık altın değil ki 100 lira 200 lira yukarı para takamazsın zaten. Bu devletin bize bir geliri yok. Gider hep var. Ekmeğe ne zor buluyor ekmeğe parayı almayı da. Şeye nasıl takacak? Çeyreğini düğüne nasıl gidecek? Kardeşi de olsa, oğlu da olsa çeyreğe yine takamaz. Bu iktidar zenginin iktidarıdır. Gariban'ın, garip gureba'nın halkın iktidarı değildir. Biz bu ekonomiden bunu anlıyoruz. Emeklinin, işçinin, işsizin iktidarı değil, zenginlerin iktidarıdır.